Herkese merhaba. Ben her kitaptan bir tutam. Umarım çok iyisinizdir ve günleriniz çok güzel geçiyordur. Ve yine umarım ki bu güzel günlerde bol bol çok sevdiğiniz kitapları okuyabiliyorsunuzdur. Ama maalesef bazen okuduğumuz kitaplar pek fazla sevebileceğimiz kitaplar çıkmıyor. O yüzden böyle bir seri uzun zamandır aklımdaydı. Ama hep böyle gelecek tepkilerden çok fazla korktum. Çok eleştiri konusunda sivri dille olduğumu düşünmüyorum. Ve kendimi olabilecek en hafif şekilde anlatmaya çalıştığıma inanıyorum. Ama bazen yine de çok kötü tepkiler geldiği için de kendimi geri çekmem gerekiyor. Ama en son bir kitap için bunu denemeye çalışacağım. Şimdi kitabımızı biraz bazı yönleriyle eleştireceğiz. Ama bu kesinlikle demek değil. Kitap çok kötü, berbat. Kesinlikle almayın. Bana hitap etmeyenler size hitap edecek olabilir. Benim sevmediğim bir kitabı siz sevecek olabilirsiniz. Ki zaten mesela benim sevdiğim kitapları sevmeyen çok fazla bir kesim de oluyor. Hani bunu tamamen şey olarak düşünün. Böyle olur. Yani bazı yerlerini sevmedim. Zevkler tartışılmaz, renkler tartışılmaz. Kitapları sevip sevmemek tartışılmaz. Ben sevmemişim olarak düşünebilirsiniz. Bu yüzden eleştirmezseniz ya da en azından eleştirseniz bile böyle çok kaba bir dille linçlemezseniz çok sevinirim. Ve benim bu videoda bir tık eleştireceğim kitap Aşiyan. Şimdi kitabı eleştirmeye geçmeden önce iyi birkaç yönünden bahsetmek istiyorum. Kitap çok akıcı. Konuştuğum herkes aynı şeyi söyledi. Kitabın garip bir bağlayıcılığı var. Ben bir gün içinde bitirdim. Hani zaten kitaba ben 6,5 puan olarak düşündüm 10 üzerinden. Yani bu berbat, leş bir kitap anlamında kesinlikle değil. Bazı yönleriyle çok iyi kurgulanmış. Dili akıcı ve gerçekten kendini bağlayıp böyle reading slump'tan çıkaracak bir kitap. Ama eleştirecek tarafları da var bence. Ben biraz daha böyle bir eleştirecek taraflarından konuşmak istiyorum. Kitabımızdaki ana karakter bir asker. Ben bu yüzden kitabı çok merak ediyordum. Çünkü askerliğe ve askeriyeye her zaman ayrı bir hayranlığım olmuştu. Ve her zaman bir merakım vardı. Askeriyeye, askerliğin olduğu filmlere, dizilere, kitaplara. Bu yüzden Ayşe'nin için de çok heyecanlıydım. Bir askerin hayatını, işte bir askerin aşkını nasıl anlatabileceği için. Ki böyle askerlik olduğu için içinde böyle künye falan olması kapak tasarımı olarak benim çok hoşuma gitmişti. Şimdi askerlerin her zaman böyle bir tık daha sert, belki bir tık daha olayları daha fazla tepki veren insanlar olduğu düşünebilir. Çünkü mesleklerinden ötürü bence mesleki deformasyon olarak bazı şeylere daha tahammülsüz yaklaşabiliyorlar ya da bazı konular için daha sert olabiliyorlar ki bu bence çok normal. Ayşe'nde da karakterin bu tarz sinirli hallerini görebiliyoruz biz. Ve ben onlar için tamamen bağımsız konuşarak Ayşe'ndeki ana erkek karakterin bence biraz patolojik, yani normal olmayan bir kıskançlığı olduğunu düşünüyorum. Ve kitaptaki en eleştireceğim nokta bu. Ben belli açılardan artık bu tarz kötü çocuk, kötü çocuk olmasa da daha böyle işte sert, kısıtlayıcı, bazı şeyleri böyle dikte etmeye çalışan karakterleri kabullenmek zorunda bırakıldığımızı hissediyorum. Çünkü böyle bir ekol var artık. Yani insanlar bu tarz kitapları ve bu tarz karakterleri anlatmayı seviyor ve seçiyor ve çünkü bunun belli bir okuyucusu da var. Bunu şöyle düşünebiliriz. Belli yaşlardaki insanlar bence bunu daha normal karşılıyor ya da ne bileyim daha doğru olduğuna mı inanıyor? Bence büyüdükçe bu konudaki düşünceler değişiyor. Mesela ben 14-15 yaşındayken bu tarz kitaplardaki karakterleri daha normal karşılıyordum ya da belki de doğrusunun bu olduğunu düşünüyordum. Ama farklı kitapları okudukça, farklı karakterleri gördükçe ya da kendi kişiliğim oturdukça aslında bunun normal olmadığını ve normal bir şekilde anlatılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ayşe'ndeki savaş karakteri, yani ana erkek karakter gerçekten çok fazla kıskanç. Yani belli bir yerlerde bu kıskançlık gerçekten çok 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 abartılı olduğu için sizi boğabiliyor. Neredeyse senin yanında erkek sinek dolaşmasın tarzına geliyor. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? İkinci olarak da ya, hani ana karakterimiz asker ve bu yüzden çok heyecanlandığımı söylemiştim. Ama savaş için şöyle bir problem var. Sanırım istihbaratçı ya da işte farklı bir, yani sivil olarak çalışıyor. Üniformasız çalışıyor. Yani hani tam olarak şu birimde çalışıyor diye bir bilgi verilmemiş kitapta ama sivil olarak çalıştığı için ben böyle düşündüm. Zaten hani asker olarak karıcı mı, havacı mı, jandarma mı, hani böyle de bir bilgi yok ortada. Sadece asker deniliyor ve geçiyor. O yüzden ben böyle kıdemli bir asker olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bir bilgi varsa da şu an hatırlayamadım. Hani böyle askerliğini yapan bir insan değil. Meslek olarak askerliği yapmış kıdemli bir insan. Böyle insanlar varsa eğer çevrenizde biliyorsunuzdur. Genel olarak olay şöyle. 30 gün işte olurlar. 2 gün ailelerinin yanında vakit bulabilirlerse, izin alabilirlerse. Hele ki genç yaşlarda daha böyle tecrübesiz durumlarda, daha çaylak
diyebileceğimiz yaşlar derken. Ama böyle olur bana göre. Hani genelde duyuyorsunuzdur işte bir senedir işteydi, ailesini hiç görmedi, konuşamadı falan diye. Bu kitaptaki savaş karakteri nedense sanırım aşkın verdiği bir özgürlükle 30 gün evde, 2 gün işte. Hani arada gidiyor, bir hafta yok ama geliyor bir hafta evde yani. Hani böyle bir çalışma stili varsa da ben hiç duymadım. Varsa da beni aydınlatabilirsiniz bilenler. Neden böyle bu kadar serbest yazılmış ben bilmiyorum. Bana göre bazı mesleklerde de buna dikkat edilmesi lazım. Mesela hani doktor oluyor ana karakter. Hiç işe gitmiyor, nöbet tutmuyor, hiçbir şey yapmıyor, sürekli evde. Ben onu da eleştiriyorum. Asker sürekli evde, hiç işe gitmiyor. Ben bunu da eleştiriyorum. Ki zaten hani nasıl bir görev yaptığı da tam olarak anlaşılmıyor. Yani bu ayrı bir şey. Kız kardeşine karşı da çok kıskanç ve biraz böyle kısıtlamaya varan bir izin vermeme durumu olan karakterimiz kendi kız arkadaşıyla bir şeyler yapacak olduğunda gayet onun izinlenmesini sağlamaya çalışıyor. Kızın ailesine belli yalanlar söyleyerek kızın onunla buluşmasına okey veriyor ve bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü erkek karakterimizin sevgilisi olduğu için nasıl bir sıkıntı olabilir? Ama bu erkek karakterimizin kız kardeşine geldiğimizde kız kardeşinin hiçbir şey yapmasına izin verilmiyor. Belli yerlerde böyle küçük istisnalar olsa da kız kardeşine karşı, hayır o benim kız kardeşim ama sevgisine karşı, hayır o benim sevgilim rahatlığında olan biri. Hani bu da sanırım genel olarak Türk milletindeki senin bacın anan yok mu olayının göstergesi. Savaş, sen sevgini istediğini yapabiliyorsun ama olay kız kardeşine gelince nedense işler biraz değişiyor. Bunlardan sonra ana kadın karakterimiz ve ana erkek karakterimizin ilişkisi, yani olaylar bazı yerler o kadar büyütülüyor ve o kadar böyle hani sarpa sarıyor ki böyle tamam konuşarak anlaşabilirsiniz. İkiniz de 20 yaşını geçmişsiniz. Kaç yaşındalar bilmiyorum kitapta. 25 yaşına gelmişsiniz belki. Neden böyle davranıyorsunuz demek istiyorum ama diyemiyoruz. Çünkü gerçekten böyle kızın özellikle bence çok fazla trip kolikti. Gerçekten sürekli bir trip atma modunda ve neden böyle bir şey yaptığını hiç anlayamadım. Yani kitabın bence olumsuz tarafları bunlardı. Aynı zamanda birkaç yerde bence mantık hataları mı vardı? Yani böyle değişik şeyler vardı. Mesela kızın ailesi normalde çok baskıcı ama bazı şeylere bir anda izin verebiliyor. Nasıl baskıcı bir aile bu? Hani kızın tatile gitmesine izin veren bir baskıcı aile ben pek duymadım. O yüzden böyle bazı yerlerde ufak şeyler vardı bence. Ama genel olarak kadının ve erkek karakterin ilişkideki durumlarından ben rahatsız oldum. Ama tekrar söylüyorum, kitap inanılmaz akıcı. Bakın gerçekten ben arabada midem bulanır. Arabada midem bulanmasına rağmen bir günde bitirdim. Arabada okudum, bitirdim. Çünkü çok akıcıydı. Ama hani böyle biraz şey modunda okuyorum. Ya bunlar ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz siz? Falan istenince hani ya ne yapıyorsun sen modundayım. Ama okuyorum da bu şekilde. Yani kitabı okursanız sizi reading snap'tan kesinlikle çıkarır bence. Ama kitaba böyle büyük bir aşkla bağlanır mısınız? Onu bilemiyorum. Yani okursunuz ama okuyup çok sever misiniz onu bilmiyorum. Çünkü ben böyle okuyan 4-5 arkadaşımla daha konuştum. Hani bakın bir tek ben mi böyle hissediyorum diye. Herkes diyor ki hayır ben de çok hızlı bitirdim ama çok da sevemedim. Ya da ben de çok hızlı bitirdim ama bazı yerlerde de çok sinir oldum diye. Hani o yüzden aklınızda bulunsun bunlar. Yani tamamen kötü bir kitap demiyorum. Yazarın dili çok iyi bence. Kaleme hakim. En azından kurgu satmıyor belli bir yerlere. Yani o yönlerden sevdiğim için de 6.5 verdim işte ama ben neden 3.5 puan kırdığımı anlattım burada. Bu videodan çok korkuyorum. Yani umarım böyle şey anlatabilmişimdir kendim. İyi ve böyle hani kimseye saygısızlık yapmayacak kitaba, yazara ya da okurlarına karşı saygısızlık yapmayacak şekilde anlatabilmişimdir. Sadece böyle eleştireceğim yerleri anlatmak istedim. Bu arada ben böyle 8-9 verdiğim kitapları da bazı yönleriyle çok fazla eleştirdiğim oluyor. Çünkü biz bence o 0-5-1 ya da 2 puanı kırdıysa eleştirecek bir şeyleri bulduğumuz için kırmışızdır. Bu yüzden hani çok yüksek puanlar verdiğimiz kitaplarda bile eleştireceğim şeyler olabilir diye düşünüyorum. Umarım kendimi yeterince iyi bir şekilde açıklayabilmişimdir ve umarım bu videodan sonra bir sorun yaşamam. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada Ayşe'yi okumak isterseniz de okuyabilirsiniz. O kıcılıktan ya da konunun belki ilginizi çekmesinden ötürü. Kesinlikle okumamanız gereken kötü bir kitap demiyorum. Bunu da tekrar söylemek istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kitapla kalın.